Arkadaşlar merhaba. Bugün işleyeceğim videoda yakında kullanmaya başladım. Yani 1,5 aydır kullandım. Vozol ilk aldım. Limon, mint. Bu da bir arkadaşımın Source Apple Ice aromalı Vozol. Bunlar 10.000 çekimlik. 10.000 çekim tabii ki kişiden kişiye fark ediyor. Bunların süreleri sigara çekimi gibi düşünün. Yani nargile çekimi gibi çekemiyorsunuz bunlarda. 10.000 çekim yapabiliyorsunuz diye adlandırmışlar. İçindeki hazne ile alakalı biraz. Şimdi bunların içinde bir lezzetler var. Limon, mint. Benim en çok hoşuma giden, benim aldığım, kullandığım buydu zaten. Kullandım. Lezzet çok hoşuma gitti. Bunun sayesinde sigarayı da bıraktım en başta. Onu da söyleyeyim. Tabii şimdi bunların içindeki lezzetleri merak ettiğim için bazı arkadaşlarımdan bazı farklı aromaları da denedim. Onlar da çok hoşuma gitti. Ben bu arada bu tatları ararken dedim ki bu işin içinde biraz da kendime buldum işin gerçeği. Örnek diyorum limon mint bunu kendim biraz uğraşarak edindim bu tatları deneme yanılma yöntemleriyle. Sour Apple Ice tadı örnek diyorum mango smoothie tadı bunları yakaladım. Vozollardaki tadı yakaladım aynı birebir lezzetleri. Piyasada birçok likit satılıyor. Premium likit diyebilecekleri, ucuz likit diyebileceğim. Bunların içine doldurmayacaksınız en başta. Onları söylemem lazım. Şimdi ben bu tadı ararken tabii bir de elektronik sigara edindim. Bu likitleri burada deneme yaptım. Yani ben sigarayı bıraktım ama yani en başta hırıltılardan kurtuldum. Sigaranın bir sürü zararlı şeylerinden kurtuldum diyebilirim. Çayın, kahvenin yanına ben bunu lezzet açısından seviyorum. Her yerde içebiliyorsunuz. Yani arabada, evde kimseyi rahatsız etmiyor çünkü sonuçta. Tabii aşırısına her zaman karşıyım. Zaten sigaradan kurtulmamın tek sebebi oydu. Sigara olayını geçiyorum. Yani elektronik sigara olayını anlatmayacağım. Onu başka videoda anlatırım. Şimdi ben asıl amacım bu vozolların kullanım kolaylığı ve içindeki lezzetti. Kullanımdan kaynaklı kolaylığından dolayı ben vozol hatta devam etsem mi diye düşünüyorum ama lezzeti araştırırken deneme yanılma yöntemleri yaparak vozolların likit dolumlarını ondan sonra içindeki koyiller bazen yanmış olabiliyor. Şöyle içindeki haznenin içinde bir likit var. Bu likit azaldığında bittiğinde bunu bir uyarı veren bir sistemi yok. Örnek diyorum bunu elf barlarda var ama elf barların sistemini sevmiyorum. Onlardaki lezzetleri sevmediğim için onlara yönelmedim. Birkaç arkadaşımı gördüm tadına da baktım ama sevmedim. Ben Vozol'da kalmayı tercih ettim. Vozol'un lezzetlerini bulmaya tercih ettim ve birkaç tanesini buldum. Denemelerim daha devam ediyor ama hani şu anda bütün lezzetler elimde var demiyorum. 3 tane lezzet elimde, tadı elimde likitlerin. Ve bunların içine giren likit tatları çok farklı. Arom oranları yüksek deniyor. Buna da farklı farklı şeyler var. Şimdi bunların içinde likitler azaldığında dediğim biraz önce anlattığım likit azaldığında koillerde yanma olabiliyor. Ya da içindeki pamukta, koilde yanma olabiliyor. Bu da yanık tadı veriyor. Bu tadı zaten şöyle Vozol'u ilk kullanmaya başladığınızdaki lezzetle son aşamaya geldiğinizdeki lezzet arasında bir yanık tadı almaya başlıyorsanız artık Vozol'u kullanmayı bırakmanız gerekiyor. Vozol'a zararı vermemek için söylüyorum. Yoksa koilin yanması, pamuk değişimi falan dediğim şey bunlar bir külfet oluşturacak. Ekstra masraf yani bunu herkes yapmıyor. Bu konularda ben yardımcı olabilirim. Koil değişimi, aroma yenilemesi gibi şeylerde yardımcı olacağım. Şimdi ben Vozol'un iç kısmında bir koil değişimi ve sonrasında da likit eklemesi yapacağım. Bundan sonraki performanslarla ilgili sizleri yine bilgilendireceğim. Şu alt noktada zaten bunu tutan pil ve nefes sensörünün olduğu kısım var. Şimdi bahsettiğim coil'in de olduğu, likitin de olduğu hazne burası. Coil bunun içinde. Coil dediğim şey bir baca gibi düşünün. Bacanın içerisinde bir yanma odası. Tellerin sarımlı olan bir telin. Bunun içinde kullanılan tabii ki teller farklı. Bunların denemelerini de yaptım. Ama verim alabildiğim en güzel yanma mesh coil'lerle oluyor. Bunlarla ilgili bilgi biraz farklı.
Bu anlatımları daha sonra gireceğim. Bu hazne içindeki koil ve pamuk. Pamuğumuz bu şekilde bitmiş zaten. Bunu benden önce bir arkadaşım son aşamaya kadar kullanmış. Bu arada koili de yakmış. Hatta koili sarımlı tel olarak denemiş. Ama verim alamamış. Yani birazcık ohm değeri kurtarmadığı için bu şey verim alamamış. Şimdi ben bunun hem koil değişimi, içindeki tel değişimi, pamuk sarımı ve benim denemeler sonucunda elde ettiğim tatları, lezzetleri deneme yapacağım. İlerleyen aşamada tekrar size videonun devamında göstereceğim bunları. Şimdi burada koili değiştireceğim için şu kısmı, yani şu kısmı normalde çıkartabilirim. Dışarıdan işlemi yapacağım. Şu tellerden çıkartacağım ilk önce. Şimdi burada koil değişimi birazcık hani elektronik bir iş. Tabii bu elektronik kısımda tabii elektrikle uğraşıyorsunuz. Her türlü her şeye dikkat etmeniz lazım. Şu haznem sağlam. Burada bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı şu pamuğun içine sarılmış koilde. Bu koil değişecek. Buraya mesh coil ekleyeceğim. Pamuğu vesaire likitle doldurup tekrar kapama işlemini yaptıktan sonra kullanıma devam edeceğim. Bu arada piyasada çokça gezen işte orijinal bozol mu, çakma bozol mu? Ya işin kötü tarafı Çin işin içinde. Orijinalliği çakması ile ilgili değil. Tabii farklı farklı baca sistemleri, coil'leri falan içinde keşfettim. Ama genel anlamda aynı zaten. Yani hani sistem olarak mantıken aynı olduğu için. Şu pamuğumuz. Yani bu pamukta farklı bir lezzet varsa o pamuğun üzerine farklı bir lezzet likit eklemeye çalışıyorsanız iş orada zaten sarpa sarmaya başlıyor. Şimdi bu ben içindeki sarımı yaptım. Üzerine bacayı da eklemesini yaptım. İçindeki coil'i denedim. Coil devreye giriyor. Güzel bir ateşleme yapıyor şu anda. Orada bir sıkıntımız yok. Şimdi pamuğumuzu likitleme işlemi en zor işlemlerden birisi. Yani pamuğa likidi yedirebilmeniz önemli. En zor işlemlerden biri demeyeyim aslında. En zor işlem zaten coil değişimi. Bu coil değişimi de zaten hani bir anda olan bir şey değil. Bunun da denemelerini yaptım. Birçok arkadaşım video çekmiş bununla ilgili. Kendileri güzel verim almışlar ama diyorlar daha doğrusu ama ben o verimi alamadım. Ben orijinal birebir aynı buhar etkisi, aynı lezzet. Ben onlarla yoğunlaştım. Onlara yoğunlaştığım için de herhalde mükemmeli aradım birazcık. Ama kendimce ben yakaladım diyebilirim. Yani çoğu arkadaşım memnunlar. Ben işte çevremde arkadaşlarım işte en azından likitti, coil'di. Yardımcı olabileceğim. Tabi bu coil dediğim şey de ömürlük değil tabii ki. Yani bunun da belli bir ömrü var. Dediğim gibi cihazı likit kalmayana kadar çekip yakmadan orada müdahale etmek lazım. Yaktığımız zaman işte bu yaptığım işlemleri bir daha yapabiliyorum. Ama hani 3 de zorlar aslında. 4. kez dolum falan daha gelmedim o aşamaya ama gelirsem de tekrar video çekeceğim. Likiti hem alttan hem üstten. Ortalama bildiğim kadarıyla 20 mililitre kadar şu haznenin içine, pamuğun içine likit doldurmanız gerekiyor.
ya da doldurabilirsiniz. Yani biraz daha fazla doldursanız artık bu sağdan soldan akmaya başlıyor. Biraz önce gördüğünüz zaten iç tarafına doldurdum. Şimdi bunların yönleri var tabi biraz kapanıklarının kapanabilmesi için. Şu baca sisteminin üzerinden içine rahat bir şekilde oturtmam gerekiyor. Alt tarafta da sızdırmazın olduğu yeri de oturttuktan sonra üst taraftan tekrar likit ekleme yapmaya devam ediyorum. Keşke bunlara bulaşmasak daha mantıklı ama ben keyif almaya başladım bundan. Tabi sigaraya kıyasla sigaradan kurtulduğuma şunun sayesinde acayip seviniyorum. Arkadaşlar likit dolmaya başladığı zaman zaten ağırlığından hissetmeye başlıyorsunuz. Şu pamuk artık biraz da şeffaf demiyor ama bayağı bir şeffaflaşmaya, yani sıvılaşmaya başlıyor. Hani elimde bir ölçek var mı? Aslında şırıngayla da doldurmuş, dolduruyordum daha önce. Şimdi biraz da rahat olsun diye likit eklemesi yapıyorum. Elimde zaten bulundurduğum şişe yüzlük, 100 mililitrelik bir likit şişesi. Bolca koyuyorum. İç ağzını doldurdum zaten. İlk pamuğun iç kısmını doldurmuştum. Şimdi emebileceği kadar yanlardan, üstlerden iyice dolduruyorum. Takriben 16-17 mililitre kadar doldurdum. Biraz daha ekleme yapacağım. Zaten pamuk iyice şişmeye başlıyor bu sefer. Şimdi farklı likitleri doldururken işte yani bir önceki lezzeti tadı içerinden gidermekle, yani içerisinden silmeniz lazım. O silme işlemi İşte hazneyi yıkarsınız, kurutursunuz. Arada kullanılan pamuk vesaire, onların yıkanması, koyulun etrafındaki pamuğun yıkanması falan vesaire. Bunların temizlenmesi lazım. Şu anda bu haznemiz bolca 20 mililitreye yakın doldurdum. Üst baca kısmının kapağını da güzelce kapattım. Pamuk iyice emmeye başladı. Şimdi tekrar tabii bu metal parçamızda bunun limon, mint buzolunun rengi olan gri, o kapağı da yerleştirdim içine. Şimdi buzolum doldu. Muhtemelen pamuk da yemdi. Çünkü pamuğa da yedirmiştim en başta. Deneme yapacağım. Arkadaşlar, içine doldurduğum limon mint tadı. Elimde şu an için Sour Apple Ice limon mint, bir de neydi? Mango smoothie. Üç lezzet var. Koyul değişimi, lezzet değişimi konusunda bana yazabilirsiniz. Koyul değişimi vesaire konularında yardımcı olmaya çalışırım. Lezzetler benim kendi tariflerim şu an için. Birebir yakaladığımı düşünüyorum. Tabii ki elimdeki
lezzetlere bakıp alabilirsiniz. Video faydalı olduysa abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Hoşça kalın.